Herkese merhabalar. Haftalık bilgi rehberliğinde sizlerden gelen yorumları cevaplamaya devam ediyoruz. Haftanın kelimesi, motivasyon sözü, atasözü, haftanın doğrusu gibi ve sizlerden gelen serzenişleri yorumlamaya devam edeceğiz. Gelin isterseniz videomuza başlayalım arkadaşlar. Haftanın motivasyon sözünde Confucius diyor ki... En büyük başarı bir yere düşmemek değil, her düşüşten sonra ayağa kalkmaktır. Gerçekten de dünyada başarı olmuş bilim insanlarına, iş insanlarına baktığınızda başardım, çalıştım, oldu bitti gitti değil. Mutlaka başarısızlıklar, vazgeçişler, olmayacak demeler yaşıyorlar ama... Onlar vazgeçmeyip gayretli bir şekilde sonuna kadar işi takip ediyorlar. Yani sabır acı ama meyvesi tatlı arkadaşlar. Sizler de LGS sürecinde veyahut da şimdi 9. sınıfta bazı başarısızlıklar, bazı istemediğiniz sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama bunlardan vazgeçmeyip sonuna kadar takip ettiğinizde güzel bir gelecek, güzel bir hayat sizleri bekliyor. Haftanın atasözüne baktığımızda acele ile menzil aranmaz atasözünü görüyoruz. Yani acele etmekle daha çabuk sonuç alınamaz. Gerçekten de bazen gayret göstermek, tez canlı olmak, hızlı davranmak gerekiyor ama temelinde bilhassa hayallerimize ulaşmak için çok da böyle neden hemen dokuz takdir alamadım? Neden çalıştım yazıldan yüz alamadım demek yerine ben bunları biriktiriyorum. Bunlar ileride benim iyi bir şair, iyi bir mühendis, iyi bir müzisyen, iyi bir sporcu, iyi bir doktor, yazılımcı, öğretmen fark etmez iyi bir insan olmamı sağlayacak. Bunların her biri benim için değerli demelisiniz. Hani bazen böyle masaya oturuyorsunuz böyle bir saat ders çalışamazsanız bile orada oturuyorsunuz ya o bile çok değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü oturmak, beklemek, sabretmek de büyük bir erdem. İşte bu şekilde sizler matematik, fen, daha doğrusu fen diye bir şey kalmadı hocam artık. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya birçok zorlayıcı dersi Hepsini başaracaksınız ve ileride de bu ülkenin geleceği sizler olacaksınız. Bunların hepsi sizler için birer anı olarak kalacak. Yeter ki şimdiden aceleye bir şekilde ya niye hemen gelecek önümüze gelmiyor? Niye hemen bunlardan kurtulamıyoruz demeyin arkadaşlar. Haftanın kelimesine baktığımızda armonik kelimesini görüyoruz. Uyum anlamına geliyor arkadaşlar. Yani seslerin uyum için olması. Mesela ben şimdi burada şu kalemlerle ses çıkarıp bir de yapsam bu armoni olmuyor. Bu resmen gürültü oluyor ama armoni uyumlu olsaydı daha iyi olur tabii ki. Şimdi haftanın doğrusuna baktığımızda memba sözcüğünü görüyoruz. MB benzeşmesi oluyor zaten gördüğünüz gibi. Memba kaynak demek. Suyun membağından, bilgi membağından kaynağından almak anlamına geliyor. Bu hafta neler yaptığımızdan sonra sizlere haftanın serzenişini de söyleyeceğiz. Dokun sınıfı arkadaşlar çok önemli bir sınıftayız. Neden? Çünkü TYT'nin yani ileride gireceğiniz üniversite sınavının temelini burası oluşturuyor. Yarısını 10, yarısını 9 oluşturuyor ama 9'un oluşturduğu konular ondan daha önemli. Ben onu söyleyeyim sizlere. Bu hafta matematik canlı yayında birinci derecen iki bilimlerin denklem ve eşitsizlikleri öğrendik. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına baktık ve her birinde ödevlerimizi size gün gün programladık. Edat bağlaç ünlem konusunu öğrendik. Haritalarda yer gösterme yöntemlerine baktık coğrafyada. Ve gelecek hafta çekirdek ve sitoplazma konusunu öğreneceğiz 9. sınıfta. Tarih full özetimizi yapacağız. Atmosfer, iklim ve hava durumu konusunu öğreneceğiz çarşamba günü. Ve üslü sayılarla da devam edeceğiz arkadaşlar gelecek hafta. Bu konuların her biri o kadar değerli ki. Mesela örnek veriyorum. ...burada atmosfer iklim ve hava durumu coğrafyanın temeli oluşturuyor. Ya da üstü sayılar matematiğin en önemli konularından biri. Yani esasında okulun sınıfta şu anda en önemli senedesiniz. Binanın temelini oluşturuyorsunuz şu anda. Haftanın serzenişine baktığımızda Işıl YT demiş ki... ...Tomuş'un rehberlik videoları daha çok gelsin. En çok ders videoları kadar ihtiyacımız var buna demiş. Şimdi arkadaşlar bizler zaten Tomuş Akademi olarak... Ders çalışmak isteyen, gayret gösteren, başarılı öğrencilere destek olmaya her zaman devam ediyoruz. Ve dikkat etseniz bu programlarımızla sizlere gün gün hangi videoyu nasıl yayınlayacağımızı söylediğimiz gibi... ...buraya sizlere ödevler veriyoruz. İşte şu kitaptan şunları yapın, şunlardan şunları yapın. Sıfırdan dokuza kitaplarımızdan ya da dinamo kitaplarımızdan. Hocam bize bu kitaplar yok. O zaman kendi kitaplarınızı yapabilirsiniz. Hocam biz başka kaynak da almadık. O zaman milliyetimin size sunduğu testlerden çözebilirsiniz. Yani milletimin değerlendirme testleri, e, paylaştığı kaynaklar veyahut da sizin elinize bulunan diğer kaynaklar veyahut da büyüklerinizden aldığınız kaynaklar ya da bizim her zaman tavsiye ettiğimiz bizim yayınlarımızla bağlantılı olan dokun sınıftaki Dinamo ve Sıfırdan gibi kaynaklarımızdan faydalanarak soru çözerek şimdiden bu yolda ilerlemeye devam edin arkadaşlar. Gün gün soru çözmeniz, her güne bir program yapmanız çok çok değerli. Neden? Çünkü her zaman söylüyoruz bakın. Üniversite sınavı yani YKS adı veren üniversite sınavı yıllardır bazen adı ÖSS oluyor, bazen ÖYS oluyor, bazen LPG oluyor, bazen ABS oluyor. Ama burada iki değişmeyen şey var. Bir birinci sınav oluyor şimdiki adı TYT, bir de ikinci sınav oluyor şimdiki adı AYT. Bu birinci sınav esasında sizin hangi şehri kazanacağınızı belirliyor. Yani ikinci sınav hangi bölümü kazanacağınızı belirliyor. Yani eğer iyi bir net yaptıysan ikinci sınavda AYT'de yani 11 ve 12 konularını çok iyi yaptıysan bu senin e, işte tıp mı okuyacaksın, eczacılık mı okuyacaksın? İşte diş hekimliği mi okuyacaksın yoksa öğretmenlik mi okuyacaksın? Bunu belirliyor. Örnek veriyorum. ikinci sınav AYT. Diğer adıyla eski adıyla LYS. En eski adıyla ÖYS. Tamam mı? Bu AYT bunu belirliyor. Ama TYT o kadar muhakemeye, o kadar yoruma dayalı bir sınav ki. Burada 9 ve 10 konuları var. Ama bunları öyle bir soruyorlar ki sizlere. Burada iyi yaparsanız bu sizin hangi üniversiteyi kazanacağınızı belirliyor. Yani işte Ankara'da mı okuyacaksın yoksa işte İstanbul'da mı? Boğaziçi'nde mi okuyacaksın yoksa Anadolu Üniversitesi'nde mi? Fark etmez. Bütün üniversiteler çok iyi. Bütün üniversitelerden sizleri çok büyük başarılar bekliyor. Ama dokun sınıfta şu anda aldığınız temel sizin ileride en değerli kısmınızı oluşturacak. Yani en büyük farkı açacağınız yeri oluşturacak. Dolayısıyla ben sizin yerinize olsam buradaki planlamalara uymaya çalışırım. Eğer olmuyorsa Mutlaka mutlaka hedefin belirledikten sonra gün gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi pazarı belirledikten sonra derslerine de belli matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya böyle gidiyor ya. Burada arkadaşlar edebi bu tabloda mutlaka haftada iki gün yazılım olsun ya da olmasın herhangi bir şekilde ödevim olsun ya da olmasın. Ben pazartesi ve salıya matematik günü verdim. Burada mutlaka 10 soru da olsa 20 soru da olsa çözeceğim demeniz lazım. Çünkü bu küçük küçük damlalar ileride size okyanusa ulaşacak arkadaşlar. İleride gireceğiniz üniversite sınavında şu anda yaptığınız yatırımlar size çok büyük fayda sağlayacak. İşte fizik için çarşamba günü belirledim. Kimya için perşembe günü belirledim. Biyoloji çalışmayacağım. Zaten bu hafta yazılı vardı çok çalıştım. İşte tarih için ee, salıyı belirledim. Zaten o gün matematik çalışacağım gibi. Böyle minik ödevler vermelisiniz kendinize. Burada çıkmış soruları da çözebilirsiniz. Zaten e, bizim kitaplarımızda ÖSYM tarzı sorular var. Dolayısıyla küçük küçük adımlarla başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Hatta başlamış olabilirsiniz. Zaten herhangi bir yazılınıza çalıştığınızda da üniversite sınavına adına çalıştığınızda unutmayın arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Daha spesifik sorularda sorarsanız daha çok seviniriz arkadaşlar. Her bir yorum, sizlerden gelen her bir yorum bizim için çok değerli. En fazla beğeni alan yorumu göndermiş arkadaşlar. Biz de Elimizden geldiğimizde cevaplamaya çalıştık. Kendinize iyi bakın.